Herkese yepyeni bir günden merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok şükür iyiyim. Her zamanki gibi işe başladım. Sizlere de şöyle bir açılış yapayım dedim. Vallahi şu anda konuşacağımı bilemedim bir an. Böyle uzun zamandır çekmeyince insanla konuşacağını da şaşırıyor. Bugün günlerden salı. Bugün de çalışıp yarın inşallah evdeyim, izinli günüm. Bakalım bugün pauza falan yaparsam ablama gideceğim. Şimdi ablam artık çok şükür taşındı yeni evine. O da burada yani 2-3 dakika uzaklığımda. Artık şey diyorum, böyle iş olmayınca Paga'da hastanenin önünde duruyoruz biz. Artık orada durmam, abla senin evin önüne gelirim. Bir şey olursa da oradan direkt giderim. Tam çünkü ortasında oturuyor o da Hülsün. Onun için bakalım, pauza olursa bugün ablama gideceğim. Pauzam olmasa bile akşamüstü büyük bir ihtimalle, bunlar şimdi konuşuyor, büyük bir ihtimalle ablama geçeceğim az. Bakalım ne yapmış ne etmiş, yardım falan lazım mı diye. Her neyse, bunlar şimdi çok konuşuyor babamla. Funkacımız. Babam bir konuşmaya başladı mı susmak bilmiyor. komik oluyor ama. Her neyse. Böyle ben bir açılış yapayım dedim. İlerleyen saatlerde bugün böyle kahvaltıya kendime bir meyve, papaya meyvesi almıştım. Dün akşam da hatta onu yedim. Böyle içine yoğurt koydum. Birazcık agavendik zaft döktüm, böyle tatlandırıcı. Birazcık badem. Bir de müsli vardı. Neydi? Ah, adı aklıma gelmiyor. Şu an Türkçesi. Yulaf. Yulaf vardı. Yulaftan da dökmüştüm üzerine birazcık. onları tekrar getirdim. Hepsini tabii karıştırmadım şu an ama ilerleyen saatlerde acıktığım zaman ilk önce kahvemi içeceğim. Sabah kahvemi içtim, o ayrı. İlerleyen saatlerde yine bir kahve içerim. Ondan sonra da kahvaltımı hazırlarız birlikte. Bu şekilde şu an pek bir iş yok. Az sonra aslında iş yoksa bir arabayı temizlemem gerek. Arabamın içi leş gibi artık. Hafta sonu çünkü yıkanmamış. Hafta sonu zaten yıkayamıyorlar da arabayı. Bana genellikle pazartesi günü kirli geliyor araba. Dün de vaktim olmadı yıkamaya, temizlemeye. Bir de yağmur da yağdı. Yağdıydı galiba dün. Yağdı mıydı? Yağdı mıydı? Hiç hatırlamıyorum şu an. Neyse, bugün hava güzel ama arabayı yıkamaya karar verdim. Bu şekilde. Sizler ne yapıyorsunuz? Ne var ne yok? Tatiller nasıl geçiyor çocukların? Zaten artık o da bitiyor galiba. Son iki hafta mı kaldı? Sonra yine okullar açılıyormuş. Biz de ablamdan doğru öğreniyoruz. Ablamdan, Selcan abladan. Çünkü çocuk olmadığı için nereden bilelim. Artık onlardan öğreniyorum. İş yerinden öğreniyorum. 20'sinde açılıyor galiba. Her neyse, bu şekilde. Ben bir sorayım bakalım şu Funka'ya. Bir iş var mı yok mu, yoksa bir araba yıkamaya gidelim. Evet, ben vallahi araba yıkamaya geldim. 8.30'da müşteri almam gerekiyormuş. O da zaten buralardaydı. Ben de hemen 2 dakika bir Vaşhase'ye geldim. Şimdi araba yıkanıyor. İlk müşteri bendim. Hatta diyorum ki dur kendime çek. Mavi mavi. Şimdi ilk müşteri de bendim. Diyorum ki adam içinden şu an büyük bir ihtimalle bir sürü şey sayıyordu. Dakikasında, saniyesinde açılır açılmaz hemen bir müşteri geldiği için. Ama artık tanıyorlar beni yani. Şey yapmıyorlar. Benim antenim çıkması gerekiyor. Boyum da oraya yetişmediği için ilk başlarda hep diyordum anten çıkarabilir misiniz diye. Artık beni o kadar tanıyorlar, biliyorlar ki ya deremen çıkarıveriyor anteni.
Evet arkadaşlar, şöyle yapayım. Telefonu tutmam gerek, yoksa düşüyor. Ben arabayı güzelce temizledim. Kokularını mis gibi sıktım. Şimdi müşterimi almaya gidiyorum. Tam saatimde ucu ucuna, yani tam 20 geçeye kadar bitsem süper olur diye düşünüyordum. Buradan da orası 7 dakika zaten. Tam da 20 geçe bittim. Artık alışmışım böyle hızlı. Yani 20 dakikada hemen arabayı yıkatıp içindeki bütün kilimlerini kaldırıp matalarını silip süpürüyorum. Tozunu da alıyorum. Koltukları da siliyorum ben her seferinde. Yani her gün yapıyorum onu. Arabayı yıkadığım zaman da bütün koltukları, işte ne bileyim, elle tutulan kapı kollarını falan hep yapıyorum. Çünkü bir dezenfekte olsun böyle. Çünkü herkes elliyor şey oluyor. Bayağı pisleniyor. Hijyenik de değil öyle. Onun için benim arabada hep bir ıslak bezim oluyor. Hep alıyorum, o bitince arkaya bagajı bir tane daha atıyorum. İkincisi rezervede dursun diye. Çünkü çok kullanılıyor. 5-6-7 tane falan kullanıyorum herhalde. Her neyse, dediğim gibi şimdi müşterimi almaya gidiyorum. Onu bir alıp bırakayım. Bakalım gün daha nasıl devam edecek. Evet, ben de şimdi Santrale'ye geldim. Şöyle kahvemi yaptım hemen. Sıcak suyum vardı arabada. Şimdi az bugün Funk'ta aslında başka biri vardı. Sonra o gitmiş. Babam geldi. Şöyle. Şimdi az o bir lavaboya girdi. Beni de buraya bıraktı. İnşallah telefon çalmaz. Hep buraya gelince bir paniğe giriyorum. İnşallah telefon çalmaz ben varken. Saat kaç? 10. Şu an hiçbir faat yok galiba. Bayağı şu an sakin. Her neyse, böyle bakalım. Şimdi buraya geldim. Babam bakın dizi, film açmış buradan. Televizyonumuz da var. Tabii burada oturması rahat baba. Otur, televizyona bak. Biz de çalışalım. Buradan böyle arabalara bakılıyor. Arabalarımız şu an nerede, hangi caddede falan diye. Bu şekilde ben şu an burada gözüküyorum. BX bakın. Şu BX benim araba. Ay bakalım, bir babam lavabodan çıksın, şurada kahvemi içeyim ben de. Bu şekilde. Ne oluyor bacı abi, ne oluyor? Bitte, please. Evet bakın arkadaşlar, bu şekilde şey yaptık. Baba bak denesene şimdi. Bak bir kaşık al. Ben getirdim burada, sen bundan dene. Bak beğenecek mi bakalım. Hem meyvesinden al hem yoğurdundan alacağım. He biraz şey. İnsan bunu bir keser. Hayır olmaz, öyle yenmesi gerek. Dün akşam bundan yaptım. Bir de o kadar doyurucu ki akşam yemek yemedim. Bundan yiyelim birlikte. Ben de alalım kaşığıma. Niye? Ye. Aşırı güzel oluyor arkadaşlar. Bu ara çok görüyordum bunu. Hep böyle yoğurtla birlikte. Tabii üzerine böyle meyve de koyuyorlar. Benim şimdi meyvem yoktu evde. Dün akşam da dedim hadi kendine git bir papaya al. Denemek istedim ama çok güzel ve aşırı doyurucu. Kızım alıştırıyorsun günü, bak isterim devamlı öyle bir şey. Tabii veririm. Gerçekten çok lezzetli. Evet arkadaşlar, çok şükür ben işten çıktım. Ah, saat 7. Şimdi az bir markete uğrayacağım. Bir iki oradan bir şeyler alacağım. Vallahi ne yemek yapsam hiçbir fikrim yok. Vallahi ne yesem ne canım çekiyor onu da bilmiyorum. Onun için bir markete gideceğim. Bakayım şöyle bir dolanayım bakalım ne var ne yok. Ona göre bir şeyler alırız. Yaparız ya da bilmiyorum, hazır hemen kolayıma gelen bir şey de alıp yapabiliriz. Böyle bakalım. Ay, evet ben şimdi alışveriş yaptım. Vallahi hazır canım pizza çekti. Hazır pizzalar aldım. Bakın şöyle bubble tea aldım kendime, şeftalili. Geçen Nünü ile bir yere gezmeye gittiğimizde ben hiç bubble tea içmemiştim. O da aşırı lezzetli. Türkiye'de içtim. Hani deneyelim bir birlikte bir içelim bir dahakinde dedi. Sonra içtik geçen. O kadar hoşuma gitti ki acayip lezzetli. Onun içindeki o bubble
şeyleri ağzında patlayınca acayip bir güzel tat veriyor. Şimdi böyle şeftalili aldım. Şimdi markette de bir adama denk geldim. Ben girince yanıma şey yaptı, bir şeyler söyledi gitti. Dedim ki, neyse sen yanlış duydun Özge herhalde dedim. Sonra bir yerde yine buzluk kısmında ben bu şeylere bakıyordum. Bu da karşıdan geliyordu. Yine bana laf söyledi gitti. Salak mıdır nedir ya dedim. Yani büyük bir ihtimalle şimdi kapalılığıma laf etti. Adam Türkleri kapalıları sevmiyor anladığım. Düşman yani. Sonra geri giderken gene laf söyledi. Ne söylüyorsun ben ya mırıldana, dedim. Mırıldana mırıldana. Tövbe tövbe dedim ya. Yemin ederim böyle şey de bana denk geliyor. Zaten işten çıkmışım, yorulmuşum. Bir de böyle manyak insanlara gerçekten tahammülüm kalmıyor. Ah, neyse soğuk suyumu içeyim. Ay çok lezzetli. Gerçekten denemediyseniz şu an Edeka'da da bu vardı. Direkt karşıma çıkınca hadi dedim Özge bir tane al. Soğuk soğuk eve gidene kadar iç. Böyle bakalım. Bayağı yoruldum bugün ya. Ya çok iş yoktu. Her zaman yani çok iş yoktu ama boş boş durmak çok yoruyor insanı. Bir de bugün aşırı sıcaktı yine 31 dereceydi. 31 derece gösterdi telefonda, arabada. O yoruyor insanı. Hatta son bir saat kala iş yeri artık hastanenin önünde dururken önümdeki iş arkadaşım da geldi. Artık bir saat onunla ayakta durduk konuştuk oradan buradan. Ama geçmiyor yani vakit başka türlü. Her neyse şimdi çok şükür eve gidiyorum. Yarın izinli günüm. Yarın evdeyim ama ablama gideceğim. Yani çalışmıyorum ama ablama gideceğim. Böyle son şeylerini artık hani birlikte yerleştireceğiz, edeceğiz. Mutfak falan yerleşecek galiba daha. Çocukların odasının, Mikail'in çamaşırlarını ben yapmıştım. Ömer'inkisini bugün yapmış. Gülşen kendisi yapmış. Bir ablamın dolabı kaldı. Dolabını kendisi yapacak ama hani mutfağa falan böyle hep birlikte bir el birliğiyle hallederiz diye konuştuyduk. Yarın oraya gideceğiz bakalım. Ay çok lezzetli. Aşırı lezzetli ya. Acayip zevkli oluyor bunun içmesi, onu patlatması. Her neyse çok konuştum ben bu ara. Bu aralar çok konuşuyorum. Özlemişim vallahi video çekmeyi, böyle editlemekte ne kadar zorlansam da ara sıra çekmeyi özlemişim. Sizlerle sohbet etmeyi özlemişim. Baya baya asosyalleşmiştim artık. Evden işe, işten eve. Baya bir yoruluyordum. Neyse güzel oldu böyle. Sizler de çok sevinmişsiniz. O kadar çok mesaj geliyor ki. Vallahi herkes çok memnun olmuş. Geri döndüğüme, video çekmeme çok ara verme diyorsunuz. İnşallah çok ara vermemeye çalışacağım. Artık böyle videolar çekmeye devam edeceğim. Benim için de hem iyi oluyor. Değişiklik oluyor. Sizler de zaten seviyorsunuz videolarımı, vloglarımı. Böyle bakalım. Hadi artık eve gidelim. Evet arkadaşlar, şöyle hızlıca size aldıklarımı göstereyim. Canım pizza çekti demiştim. Şöyle bu pizza yeni çıktıydı. Yeni çıkmış daha doğrusu. Böyle fluflis, böyle yumuşakmış buraları güya, bakalım. Şimdi bunu atacağım fırına. Bunu çekti canım. Bir de şöyle mantarlı aldım. Bu evde dursun dedim. Daha sonra Lidl'de ben bugün bunlara rastladım. Biri oraya düşmüş. Mısır gevreği. Ama bayağı bir çeşidi var. Ben ilk şu barbeküyü almıştım. Hatta bugün yemiştim iş yerine arabada. Aşırı hoşuma gitti. Hemen bir tane daha barbekü aldım. Şöyle kokonatlı, vanilyalı varmış. Onu aldım. Daha sonra şöyle mercimekli varmış. Yeşil mercimekli. Onu aldım. Şöyle bir de zava creamli, soğanlı, soslu. Bunları aldım. Daha sonra canım şu biberden çekti. İç peynirli. Ondan aldım. Bir de Alman eriği. Alman can eriği. Tabii ki şöyle baktım üstlerinden ama bayağı böyle yumuşak da değil, sert. Ben yumuşak erik sevmem. Bu birazcık yumuşak ama. Deneyem dedim. Alman can eriği. Bakalım bunun tadı nasıl. Daha sonra şöyle domates aldım. Canım bunu çekti. Bunu almak istedim. Bir de şöyle şey.
Ananas aldım. Çikolata yemiştim bugün iş yerinde. Acayip lezzetli. Bunu yemediyseniz kesinlikle tavsiye ediyorum. Tankşele'den aldım ben ama nerede satılıyor daha bilmiyorum. Ama enfesti. Bu şekilde şimdi şunları bir kaldırayım. Bunu da bir fırına atayım. Daha sonra görüşürüz bakalım. Evet, bakın arkadaşlar, pizza hemencik pişiverdi. Acayip güzel koktu. Ve bayağı da pamuk pamuk, yani burayı böyle bastırdığınız zaman. Bakalım şimdi tadını da deneyeceğiz. Şöyle bir iki bir şey daha çıkarttım. Suyumu da aldım. Şöyle dizimi açtım. Ben bu ara bu Yalan dizisine sardım. En son bölümü çıkmış. Şimdi karnımı doyururken bir taraftan da dizimi izleyeceğim bakalım. Vallahi arkadaşlar, yediğim en iyi hazır pizza diyebilirim size. O kadar güzel, ince ki yani tadını size anlatamam. Gerçekten hazır pizzalar genelde böyle altı bisküvi gibi böyle çıtır çıtır oluyor. Hani onlar da lezzetli ama tabii ki de aşırı lezzetli değiller. Ama ben bu pizzaya bayıldım. Gerçekten hazır gidip pizzacıdan almışsınız gibi. Mükemmel yani. Bunu kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum. Kesinlikle deneyin. Benden size tavsiye.